nasıl ücretsiz üniversite okuyabilirsiniz? Türk vatandaşları da ücretsiz bir şekilde eğitim alabiliyorlar. Türkiye'deki gibi yazılı sınavlara vesaire girmenize gerek kalmıyor. Hayır, böyle bir şey açıklamam. Selamlar, videonun başlığında da gördüğünüz gibi yurt dışında nasıl ücretsiz üniversite okuyabilirsiniz? Ben bugün bundan bahsedeceğim. Bunun için temel şartımız yabancı dil bilgimizin olması maalesef. Yani nasıl bir yabancı öğrenci Türkiye'ye geldiğinde Türkçe hazırlık alıyorsa ya da Türkçe dil bilgisi sınavına tabi tutuluyorsa biz de yurt dışında bir eğitime gitmek için, üniversite eğitimine gitmek için gittiğimiz ülkenin konuştuğu dili ya da üniversitenin eğitim verdiği dili öğrenmek zorundayız. Zaten örneğimizde de olacağı gibi ben bugün size nasıl Almanya'da ücretsiz aslında üniversite okuyabileceksiniz bunu anlatacağım. Şimdi iki tip üniversite var Almanya'da, Türkiye gibi devlet ve özel olmak üzere. Özel üniversiteler aynı Türkiye'deki gibi ücretli eğitim veriyor ama devlet üniversiteleri ücretsiz eğitim veriyor ve hani sadece Alman vatandaşlarını değil, Türk vatandaşları da ücretsiz bir şekilde eğitim alabiliyorlar. Bunun için ihtiyacımız olan şey, işte hangi programa başvuruyorsak bir önceki aldığımız diplomada birazcık başarılı olmamız ve işte o başvurduğumuz üniversite hangi dilde eğitim veriyorsa aslında o dili bilmemiz gerekiyor. Yoğun olarak aslında Almanca bilmemiz gerekiyor. İngilizce biliyorsak da bunu IELTS sınavıyla aslında akademik seviyemizi onların istediği seviyede bir vermemiz gerekiyor. Almanca da aynı şekilde hani bu C1 seviyesinde bir seviyeye geliyor Almanca'da ama akademik seviyede Almanca biliyor olmamız gerekiyor. Bunun için eğer eğitim aldıysak Almanca işte kendimizi geliştirebildiysek çok rahat bir şekilde sınavı verip Almanya'da bir üniversiteye başvurabiliriz. Hani Türkiye'deki gibi yazılı sınavlara vesaire girmenize gerek kalmıyor. Sadece hazırlamanız gereken birkaç evrak var ve onlarla beraber üniversiteye başvuruyorsunuz ve kabulünüz geliyor. Ama eğer yoksa Almancamız maalesef hani önce Almanca problemini çözmemiz gerekiyor. Bunu hem dershaneye giderek yapabiliriz artık. Hem işte YouTube'dan işte bir şeyler videolar izleyerek biliyorsunuz birçok eğitim, birçok öğretmen YouTube'da Almanca eğitim veriyor. Almanca derslerinin programlarını ücretsiz bir şekilde veriyor. Yine aynı şekilde işte izleyeceğiniz dizi, film gibi, magazin gibi videolardan da kendinizi mutlaka geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum Almanca konusunda. 3 sene ya da 4 sene başvurduğunuz okula göre değişiyor eğitim süreniz ama genelde 3 sene oluyor ve bitirdiğinizde sizin ülkede çalışma ve yaşama izniniz oluyor yaklaşık işte 2 sene civarında. Bu şekilde hem sadece eğitim de almamış olursunuz, ülkede kariyer fırsatlarını değerlendirip yurt dışı tecrübeniz de olmuş olur. Hem de belki orada kazandığınız sadece manevi anlamda değil, maddi anlamda da kazançlarınız olur ve birikim yapabilirsiniz. Dediğim gibi yabancı dil bilgimiz hangi ülkeye gidiyorsak, yani mesela Hollanda'ya gideceğiz, Belçika'ya gideceğiz, başvurduğumuz okullar eğer yerel dilde eğitim veriyorsa mutlaka akademik anlamda o dili bilmemiz gerekiyor. Mesela İtalya'da bazı üniversiteler yine aynı şekilde ücretsiz İtalyanca eğitim veriyorsa akademik seviyede İtalyanca bilmemiz gerekiyor. İngilizce eğitim veriyorsa da İngilizcemizi hani iyi olması gerekiyor. IELTS sınavından başarılı olmamız gerekiyor. Dediğim gibi hani ücretsiz bir şekilde üniversite okumak istiyorsak aslında Almanya'nın yanında İtalya, İspanya gibi seçeneklerimiz de bulunuyor. Ama tavsiye vereceğim Almanya'nın iyi üniversiteleri, dünya sıralamalarına girmiş üniversitelerine başvurmanızı tavsiye ediyorum. İtalya'da, İspanya'da maalesef hani çok başarılı üniversite yok. Dolayısıyla hani yurt dışında eğitim alacağız derken çok da böyle hani sıralaması iyi olmayan ve kötü üniversiteler tercih etmemek gerekiyor. Bunun için de yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyor olacağız. Yurt dışında ücretsiz üniversite okuma maceranızda sizlere başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.